Ne şahane yerler varmış Sema Hanım. Ne dersin? Biz de birkaç yer alsak. Çok isabet edersiniz Adil amca. Ey Fakri babacığım. Kolay kolay bırakmaz insanı bu topraklar. Nerelerdesin damat? Sabah erkenden dışarıda halletmem gereken işler vardı da. Ha Elif. Unutmadan ben sana bir şey diyecektim. Buyur yenge. Şu bizim Fatma var ya. Evet. Ne olmuş Fatma'ya? Artık benim hizmetime bakmasa diyorum. Eskisi gibi Şerife ilgilensin. Sen nasıl istersen. Ama bir hatası mı oldu Fatma'nın? Yanlış bir şey mi yaptı yoksa Nesin Hanım? Fatma! Neredesin kız sen? Aa! Şeytan! Yine sinsi sinsi neler planlıyorsun acaba sen? Böyle kimseleri takmadan konaktan çıkmalar filan. Hele dur bakalım. Elbet bunun da kokusu çıkar. O zaman nasıl hesap vereceksin göreceğiz. Dedim ya, Şerife'ye alışmışım. Yadırgadım Fatma'yı. Nasıl istersen yengeciğim. Fatma temiz, saygılı, çalışkan bir kızdır. Eğer gerçekten bir kusuru olduysa. Yok canım. Onun gibi saf, cahil bir kızın bana karşı ne kusuru olabilir ki? Dediğim gibi, alışmışım ben Şerife'ye. Siz bilirsiniz Nesin Hanım. Fatma. Ne oldu kızım? Elif Hanım, sizinle yalnız konuşabilir miyiz? Tabii Fatmacığım. Gel konuşalım. Ulan namussuz. Ulan rezil. Ulan sana göstereceğim gününü. Ulan sen benim başımın belasıymışsın ya. Bak, bak. Ana! 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 Ne oldu oğlum? Ne oldu Aceli? Ne bu halin? Ana! Fatma'yı bayramda gördüm ana! Tarlada gördüm. Gördüm ana. Beraber gördüm. İkisini ana. Güzel oğlum benim. Boş ver. Bırak ne halleri varsa. Ana. Benim deli divane olmamı istemiyorsan. Bana bir daha Fatma'dan vazgeç deme ana. Sakın ola bir daha Fatma'dan vazgeç deme. Sakın ol ana. Sakın. Sakın. Ana, ne oldu? Soysuz bunlar. Soysuz. Sana demedim mi? Ben gideyim konuşayım şunlarla. Hayır, hayır. Gitmeyeceksin. Onların da istediği bu zaten. Benim hatırım için gitme. Kurban oldum. Dur. Ana. Bayram, bunları onun yüzünden yapıyorsun. Biliyorsun değil mi? Ana. Ne diye gelmişti o? Elif Hanım, siz bayramla meselenizi isterseniz babamla konuşurum, hallederim demiştiniz ya. Demiştim. Doğru. Bir an önce konuşur musunuz? Ben bayramla evlenmek istiyorum. Biraz daha beklemek istiyordun hani. Bir şey olmadı ya. Yok Elif Hanım, bir şey olmadı.
Ben bir an önce bu iş olsun istiyorum. Ne dedin sen, ne dedin? Biz o kızı isteyeceğiz, öyle mi? Yüzlü soysuzun evine gideceğiz ve o kızı isteyeceğiz Bayram. Boynumuza eğeceğiz, yılanın iğnine gireceğiz, ağzımıza eğeceğiz ve kızı isteyeceğiz ha Bayram. Ana, Fatma'nın onunla... Olmaz! Hayatta olmaz bu iş! Ya kurban olayım, deme şöyle ana! Deme şöyle! Oğlum, Mahmure ile Haceli'ye ne diyeceğiz? Zahide'nin mezarında daha otlar bitmemişken köylüye ne diyeceğiz? Ya güzel anam benim, sen görmüyor musun? Ben Fatma'sız yapamıyorum. Onsuz yapamıyorum ben, görmüyor musun? Ana. Ben her gün onları gözümün önünde cilveleşirken göremem ana. Gözümü dağlar. Kör olurum, yine de göremem ana. Ölürüm, yine de göremem ana. Ölürüm ana. Aslan gel ağzı da oğlum. O nasıl laf öyle? Bu iş bitecek ana. Bitecek bu iş. Bitecek. Git konuş, anlat. Fatma'yı bana alacağız ana. Oğlum bak Haceli. Güzel anam. Canım anam. Ben diyeceğim bir dedim ana. Sen gideceksin, Fatma'yı isteyeceksin. Bu işte bir an önce bitecek ana. Maşallah. Bu sene topraklar da çok bereketliymiş Kamuran. Kamuran. Efendim? Nerelere gittin öyle? Kusura bakmayın. İşleri düşünüyordum da biraz. Buyurun, ne demiştiniz? Diyorum ki bu sene topraklar çok verimliymiş. Ya ya. Öyle efendim. Müsaadenizle. Bak sen şu bizim kara bayrama. Demek Hüsnü'nün iyiğine sevdalanmış da evlenmek istiyor ha? Evet baba. Fatma da bayramı istiyor. İyi de kızım. Şu İrazca'yla Hüsnü'nün arasındaki husumet ne olacak? Yıllardır birbirlerinden nefret ediyorlar, biliyorsun. İyi işte. Fatma ile Bayram evlenince aralarındaki düşmanlık biter. Barışırlar. Hem akraba olurlar. İnşallah haklısındır kızım. Oo, Nesrinciğim, nasılsın? İyiyim abicim, sağ olun. Bölmedim inşallah. Olur mu öyle şey yengeciğim? Fatma ile Bayram meselesini mi konuşuyordunuz? Evet yenge. Bayram Fatma ile evlenmek istiyor. Thank you.